şeyler, siyah siyah lekeler çıktı, kırışıklık arttı. İşte göz altlarımda çukurlar oluştu. Normalde hiçbiri yoktu bunların. İşlemden sonra oluştu bunlar. Hı hı. Zarar gördüm şu anda sonuçta. Uzun sürdü. Okey, razıyım. Sonrası resimlerine ya da videolarına hiç bakmadım. Sadece o an o yaptıkları işleme, reklamına güvenip gittim ama sonuç hızlandım, yanıklar oluştu. Kendilerinin söylediği sadece bekleyin ve işte şu ürünü alın, bu ürünü tekrar alırsanız daha çok. Onu biraz daha şöyle kaldırsın istedim ama bütün yüzümü yaktılar. Bütün yüzümde işlem yapılırsa daha çok güzel sonuç alacaksın dediler. Sonrasında işte bir sürü ürün almam için uğraştılar. Ben yandı dediğimde bekleyin, 21 gün sonra tekrar gelin. 21-20... Kaç salona gittiniz bu şekilde herhalde? İki salondan da mağdurum, ikisini tedbir ettiler. Bilmiyorum, insanlar bence doktorlara gitsinler, hastanelere gitsinler, böyle sosyal medyadan buldukları yerlere gitmesinler kesinlikle. Ama tabii ki kesinlikle bir güzellik salonuna gitmem, doktor kontrolünde ya da hastane kontrolünde yerlere gideceğim için. Yani böyle bir süreç. Ne kadar verdiniz? 6000 liraya yakın para harcadım. Ve kendimin de 2000 liraya yakın da kendi ürün aldım. Yakın para harcadım düzelmesi için. Sırf düzelsin diye. 13 gün oldu. Yani bir hafta sırf yanıklarla gezdim. Bir hafta sulu sulu yaralar ve akıyordu böyle yüzüm. Şöyle. İşte eski resimlere bakarsanız buralarda hiçbir şey video yok at, benim. Video attınız mı bana eski? Attım at. Bıyık şekli çıktı. Hani hiç tüy falan yok ama var gibi görün. Aslında ben takipçi sayılarına baktım ve sponsorlu olarak direkt şeyde sayfada karşıma çıkınca güvendim. Sonrası resimlerine ya da videolarına hiç bakmadım. Sadece o an o yaptıkları işleme reklamına güvenip gittim ama sonuç istediğim gibi olmadı. Şikayetçi oldum ve hani bu şekilde rahatsızlandım. Yanıklar oluştu. Kendilerinin söylediği sadece bekleyin ve işte şu ürünü alın, bu ürünü tekrar alırsanız daha çok faydasını göreceksiniz gibi şekilde yaklaştılar. Cilt toparlama için gittim. Yüzümde aslında sadece göz kapaklarım için gitmiştim. Hafif bir düşüklüğüm vardı. Onu biraz daha şöyle kaldırsın istedim ama bütün yüzümü yaktılar. Bütün yüzümde işlem yapılırsa daha çok güzel sonuç alacaksın dediler. Sonrasında işte bir sürü ürün almam için uğraştılar. Ben yandı dediğimde bekleyin, 21 gün sonra tekrar gelin, 21 daha geçirecek diye beni durdurdular. İki salondan da mağdurum. İkisinden de, hatta ikincisine gittiğimde de ilkinde yandığımı, nerede yandı, nasıl işlem uygulanıldığını söyledim. Daha çok ilgi bekledim. Hani sonuçta bir de öyle az paralar değil, yüksek miktarda paralar veriyorsunuz. Ama kesinlikle istediğim sonuç olmadığı gibi bir de tehdit edildim. Tehdit de ettiler. Bilmiyorum, insanlar bence doktorlara gitsinler, hastanelere gitsinler, böyle sosyal medyadan buldukları yerlere gitmesinler kesinlikle. Şimdi ikinci gittiğim yerin herhangi bir levhası da yoktu. Aslında bilgili bir insanım, belli bir yaşa gelmiş bir insanım ama bazen insan hata yapabiliyor ama hatamın sonucunu ben bu şekilde, psikolojim bozulmuş bir şekilde ödüyorum. Aslında hiçbir sorunum yoktu. Keşke de gitmeseydim diyorum. Hani zamanı geri döndürebilme imkanım olsaydı kesinlikle gitmezdim. Hiçbir sorunum yoktu. Kendi kendime kaynaklı gittim. Daha çok böyle etkilendim fotoğraflardan, resimlerden. O şekilde gittim. Bundan sonrasında tabii ki kesinlikle bir güzellik salonuna gitmem. Doktor kontrolünde ya da hastane kontrolünde yerlere gideceğim. Evet, tedavi gerekiyor. Ama şu anda bana söylenilen cildin belirli bir süre dinlenmesi gerekiyor. Şu an hiçbir işlem yapamayız dediler. Yani yaraların iyileşmesi gerekiyor. Bunun için tabii öncelikli olarak kendileriyle görüştüm. Kabul etmediler kendilerinden kaynaklı olduğunu. Fotoğraf ve videolarımı sildiler. Ben de karakola gittim. Karakolda şikayetçi olduğumu bildirdim ve avukat tuttum. Avukatımla bu konuyu savcılığa taşıdık. Ben eski yüzümü istiyorum tabii ki. Bunu kolay değil geri almak. Biliyorum. Yaklaşık bir 8-9 ay gerekiyor. Bunu yaşayan bayanlar bilirler. Leke öyle kolay geçen bir sorun değil. Ve yine ben o kadar para verdim, o kadar param gitti. Tekrar bir o kadar daha vermem gerekiyor eski halime gelmesi için. 6000 liraya yakın para harcadım.
Ve kendimin de 2000 liraya yakında kendim ürün aldım eczaneden. Onlarla kendi kendime tedavi yaptım. Çünkü yüzümde sulu sulu yaralar vardı, dökülüyordu ve hala buralarım geçmedi. Ki artık Antalya güneşi, asla benim dışarıya çıkmamam gerekiyor. Bir hafta evde kaldım, işe de gidemedim, işlerim aksadı. Yani her türlü mağdur oldum. Bana da inşallah bir şeyler kalır, sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Yahu gözüm şişti. Delireceğim, yemin ediyorum delireceğim. Gözüm şişti. Gözüm şişti ya. Baksana sulu yara.